Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmeniniz Hasan. Bugünkü eğitimde C panel üzerinden SSL sertifikası nasıl ücretsiz bir şekilde etkinleştirilir onlara değineceğiz arkadaşlar. Birden fazla SSL sertifikası kurma yöntemi var arkadaşlar. Dilerseniz ücretli bir SSL alabilirsiniz ve bunu kurdurabilirsiniz veya sertifikaları kendinizde yükleyebilirsiniz arkadaşlar veya farklı şirketler üzerinden arkadaşlar NS yönlendirmeleriyle yapabilirsiniz? SSL sertifikasını kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi masaüstü ekranımıza geçelim ve burada C paneli üzerinden SSL sertifikasını nasıl etkin hale getirebiliriz onu hep birlikte görelim arkadaşlar. Öncelikle Buradan C panele bir defa tıklıyoruz ve C panele geçiş sağlıyoruz arkadaşlar. Eğer C panel kullanıcı adınızı ve şifrenizi biliyorsanız da direkt C panelin giriş sayfasından ve linkini de kullanarak giriş yapabilirsiniz. C panelden aşağıya doğru indiğiniz zaman arkadaşlar burada SSL TLS diye bir bölüm bulacaksınız. Bu SSL TLS bölümüne tıkladıktan sonra hemen siteniz için SSL yükleyin veya yönetin diye bir bölüm var. Buranın altında SSL sitelerini yönetin diye bir bölüm var arkadaşlar. Tıklanabilir bağlantı. Buraya bir defa tıklayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar arkadaşlar gelen ekranda aşağıya doğru ineceksiniz ve etki alanı bölümünden arkadaşlar hayallerine gider com.tr'yi seçeceksiniz. Siz başka bir alana da seçebilirsiniz arkadaşlar. Subdomain varsa buradan farklı subdomainlerde tabii ki seçebilirsiniz. Etki alanına göre otomatik olarak doldur arkadaşlar ve gördüğünüz gibi sertifikalarımız otomatik olarak dolduruldu. Şimdi burada sertifika yükle dediğimiz zaman biraz bekliyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi SSR sertifikası diyor. Zaten diyor kurulmuş diyor. Hani ben daha önce zaten kurmuştum. Buna hemen tamam dedim. Siz kurmam kullanmışsanız arkadaşlar buradaki sertifika SRT numaraları burada gözükecek arkadaşlar. Daha önce kurduysanız da hemen alt taraftan sıfırlayıp yeniden SSL sertifikası kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemeyi ihmal etmeyin. Bu SSL sertifikalar 3 ayda bir otomatik olarak yenilenir. Eğer SSL hatası alıyorsanız hemen buraya gelin sıfırladığım ve sertifikaları yeniden yükle diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu bölümü de kapatalım. Şimdi C panel üzerinden SSL sertifikası kurulumunu tamamladık. Ancak yapmamız gereken web sitesi üzerinden de değişiklikler var. SSL sertifikası biz kurduk. Ama web sitemizin bağlantılarını HTTPS olarak yönlendirmemiz gerekiyor ve SSL'i web sitemize etkin hale getirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada eklentiler kısmının üzerine geliyoruz ve buradan yeni ekleye bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni ekleye tıkladıktan sonra WordPress'in içerisindeki onlarca eklentinin olduğu sayfa geliyor. Buradaki sağ tarafa SSL yazıyoruz arkadaşlar. SSL yazdığımız zaman Real Simple SSL'i burada görüyorsunuz arkadaşlar. Geliştiriciyi de burada görüyorsunuz. 5 milyonun üzerinde bir kullanım var. Üst taraftan şimdi Kur diyoruz arkadaşlar ve eklentinin sunucumuz üzerine yüklenmesini bekliyoruz. Eklentimiz sunucunun üzerine yüklenince gördüğünüz gibi etkinleştir diye bir bölüm açılıyor buradan. Buraya etkinleştir diyorum ve SSL eklentisinin sunucum üzerinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi etkinleştir dedim. Eklenti etkinleştir deyince bizi eklentinin ana sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar. Sizin karşınıza bir uyarı çıkabilir. Uyarıda da SSL etkinleştir veya aktive et diye bir bölüm çıkabilir arkadaşlar. O bölüm kapatabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi SSL henüz etkinleştirilmemiş diye burada bir uyarı aldık biz. Buradan SSL'i etkinleştir bölümde bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Şu barı işaretliyoruz ve SSL'i activate diyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi bizim mail adresimiz çıkıyor ve otomatik olarak bizi sistemden attı. Bunun nedeni arkadaşlar şu üst taraftaki bağlantının değişmiş olması. Şimdi bakın buradaki üstteki bağlantıyı silelim ve hayallerine gider adresine bir geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geçiş yapıyoruz. Şimdi buradaki S takısını sildiğim zaman HTTP olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan Enter'a tıkladığım zaman ben yeniden sayfam açılıyor ve gördüğünüz gibi S takısı buraya geldi ve soldaki kilit simgesi de buradan gözüktü arkadaşlar. Bağlantımız güvenli diyor. Bağlantı güvenliğine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi verilen geçerli bir sertifikaya sahip olarak web sitemiz şu anda görüntülenmeye devam ediyor. Yani SSL sertifikasını şu anda kurduk arkadaşlar ama Real Simple SSL üzerinde yapmamız gereken çok küçük ayrıntılar kaldı. Şimdi buradan eklentiler, yüklü eklentiler diyorum arkadaşlar veya ayarlardan direkt SSL'e tıklayabilirsiniz. Eklentilerden de arkadaşlar buradan ayarlara tıklarsanız Real Simple SSL'in ana ekranına geçiş sağlarsınız arkadaşlar. Şuradan kapatayım burayı. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane uyarı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bölüme geldiğimiz zaman arkadaşlar bize 301HT Akses yönlendirmesini etkinleştirmemizi öneririz. Diyor. Ancak bunu yaptığınız zaman bir uyarı hatası alacaksınız, bir hata alacaksınız. Şimdi buraya geldiğiniz zaman buradan HT Access yönlendirmesi yaptığımız zaman arkadaşlar kaydet ve devam et dediğimiz zaman şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Bakın kaydedildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan uyarılar alacaksınız. O yüzden yapmamız gereken şey bu üst taraftan arkadaşlar hemen genel ayarlardan bu 301 yönlendirmesini PHP olarak buradan ayarlamak olacaktır. Eğer sizde HT Access yönlendirmesi ise burayı da PHP olarak ayarlamayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi bizim burada yapmamız gereken birkaç şeyler daha var. Bunlar da şu çarpılara tıklamak ve bu bölümleri kapatmak olacaktır arkadaşlar. Şurada ne kadar çarpı varsa bu bölümleri kapatmak olacaktır. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi diyor ki burada HTTPS e, HTTP only güvenli çerezler otomatik olarak hazırlandı diye de burada tamamlandı bölümünde burada çıktı. Şimdi bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar e, SSL sertifikasını etkinleştirmekti. Zaten aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar şu anda SSL'imiz aktif 301 yönlendirmesi tamamlanmış durumda arkadaşlar. 301 yönlendirmeleri kalıcı yönlendirmelerdir arkadaşlar. Peki nedir kalıcı yönlendirmeler? Google web sitenizi tararken arkadaşlar bu yönlendirmelere dikkat eder. Yani bizim üstteki HTTPS olan linkimiz arkadaşlar geçici değil. Kalıcı bir bağlantı olduğu için buradan da 301 yönlendirmesi yaptık. Bu eğitimimizde de arkadaşlar SSL sertifikasını yükledik. Bir sonraki eğitimlerde de diğer ayarlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Ülke, dil ayarlarımızı yapacağız ve konum ayarlarımızı yapacağız. Kalıcı bağlantılar, örnek sayfalar ve benzeri arkadaşlar bunların hepsini ilerleyen eğitimlerde yapacağız bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere kendinize dikkat edin bu arada SSL ile ilgili tüm yorumlara kalp atıyorum